Eşhedü en la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad âteynâ Luqmânel hikmete en işkur lillâh. Ve men yeşkur fe innemâ yeşkuru li nefsih. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyun hamid. Önceki ders mevzu oradan başlıyor. Biraz geriden alalım. Bir hadis-i şerif vardı. Men zehede abdun fid dünya ma zehede abdun fid dünya illa emmetallahu'l hikmete fi kalbihi. Evet. İşte ma zehede abdun, hiçbir kul zahitlik yapmaz. Yani zahit, dünyadan yüz çevirmek, takva sahibi olmak. Yani hiçbir kul dünyada zahit olmaz, zahitlik yapmaz. Eğer böyle bir kul olursa, dünyada zahit bir kul olursa, İlla emmetallahu'l hikmete fi kalbihi. Allah Teala onun kalbinde hikmeti bitirir. Onun kalbinde hikmet olur. Mevzumuz hikmetti zaten. Lokman Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Allah Teala onun kalbinde hikmeti bitirir. Ve andaka biha lisanehu, o hikmetle onun dilini konuşturur. Yani o hikmetli konuşur. Ve bassarahu uyube dünya, ve ona dünyanın ayıplarını gösterir. Arkadaşlar, şeytan insana hep dünyanın güzelliklerini gösteriyor, süslerini gösteriyor. Tamam mı? Dünyanın leşliğini, dünyanın böyle beş para etmezliğini şeytan göstermiyor. Onu böyle tabiri caizse böyle gizliyor, kapatıyor. Hep dünyanın böyle güzel taraflarını, parlak taraflarını gösteriyor. Halbuki dünya öyle çok güzel bir yer değil, değil mi? Dünya öyle leş. Lanet olunmuş buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya lanet olunmuştur. Dünya leştir. Onu talep eden, affedersiniz, köpeklerdir buyruluyor. İşte şeytan böyle gösteriyor. İşte bu kişi ne yapar? Hikmet sahibi olan kimse. Yani demek ki hikmetli olmak için ne lazım? Önce zühd lazım. Zühd sahibi olmak lazım. Zühd olursa, takva olursa o kişi ne oluyor? Hikmet ehli oluyor. Konuştuğu zaman hikmetle konuşuyor. Mevla dünyanın ayıplarını ona gösteriyor. Bak bu hadis-i şerif. Ve ayube nefsi, bir de nefsinin ayıplarını gösteriyor. Kendisinin ayıplarını. İşte insandaki nefis de ne yapıyor? Hani şeytan nasıl dünyanın ayıplarını gizliyor? Nefis de ne yapıyor insana? Nefsinin ayıplarını gizletiyor. Nefsinin ayıplarını gizliyor. Ama bu ne yapar? Nefsinin ayıplarını görür. Evet. Ve idâ râeytum, işte peki ne olacak? Ve idâ râeytum ahâkum kad zehede. Yani siz böyle zahit bir kardeşinizi gördüğünüz zaman, zahit bir kardeş, dünyadan yüz çevirmiş, dünyaya kıymet vermiyor, takva sahibi, fakrabu ileyhi, ona yaklaşın, fesma'u minhu, ondan dinleyin. Fe innehu yulkul hikmete, çünkü o hikmetle konuşur. Hikmeti atar. Onun her şeyi, her hareketi, her sözü nedir? Hikmettir. Yani böyle bir kimse gördüğüm insan ne yapacak? Ona yapışacak. Böyle zahit birisini gördüğünüz zaman ne yapın? Ona yapışın. Onunla beraber olun. Onu dinleyin. Onunla arkadaşlık edin. Abuk sabuk insanlarla arkadaşlık etmeyin. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada zühdle hikmetin bağlantısı vardı. Tamam mı? Oradan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tevazuya geçti. İşte bu, belki hatırlarsınız önceki derste tevazudan bahsetti. Dedi ki tevazu öyle bir Allah'ın gizlenmiş sırlarından bir sırdır ki, Allah'ın gizli sırlarından bir sırdır ki tevazu. Tevazuyu biliyoruz değil mi? Alçak gönüllü olmak. Kendini alçak görmek. Kendini ne olmak? Ne görmek? Alçak görmek. Aşağıda görmek. Zelil görmek. Tevazu. Bu dedi ki, buyurdu ki Allah'ın gizli sırlarından bir sırdır. Bunu ancak bunun kemalini, hani böyle ufak tefek tevazu yaparız, gösteririz ama bunun kemalini ancak Mevla nebilere verir. Bir de sıddıklara verir. Gerçek tevazuyu Mevla kime verirmiş? Nebilere, peygamberlere, bir de sıddıklara, sıddık kullara. Öyle her tevazu da tevazu değildir buyurdu. Öyle sizin gördüğünüz her tevazu tevazu değildir. Benim de aklımda kalsın diye geçen ders demiştim, söylemiştim. Ki tevazu bu tarikatta makamların en yükseğidir. Tevazu makamların en yükseğidir. Ve o makama ancak Ricalullah ulaşır. Yani kendisine ulaşılacak en yüksek makamdır. Kendisine ulaşılacak en yüksek makamdır. Buna ancak Ricalullah, yani Allah adamları, Allah dostları ulaşır. Ve makamların en yükseğidir, en yücesidir, en üstünüdür. Ve nefsin kulluğunu bilmesinin, nefsin kulluğunu hakiki olarak bilmesidir. Hakikatül ilmi, ilmin hakikatıdır. Bir ubudiyetin nefsi, nefsin kulluğunu. Yani insan ancak bu tevazu makamıyla, bu en yüksek makam olan tevazu makamına ulaşırsa o zaman kendi kulluğunu, kulluk ne demek? Acizlik demek yani, tamam mı? Kölelik. Ubudiyet. Mevla'ya karşı tabi. Mevla'ya karşı olan kulluğu ancak insan ne yapar? Bu makamla ulaşır. Bunun hakikatini ancak bununla bilir. Çünkü diyor ki riyaset, kulluğun tersi riyaset. Baş olmak, tamam mı? Kulluk, köle olmak, kul olmak, köle olmak, birisine tabi olmak, riyaset baş olmak. Bunun zıttıdır. Riyaset nedir? Bunun zıttıdır. Hani demiştim ya o zaman. Yani bunu duymuştuk. Riyaset kişinin kalbinden en son çıkacak, değil mi? Tarikatta kişinin kalbinden, manevi yolda kişinin kalbinden en son çıkan sevgi neymiş? Riyaset sevgisi, baş olmak, önder olmak. Ya bu illa padişah olmak demek değil, vali olmak, kaymakam olmak demek değil. Tamam mı? Yani o sınırlıdır. Yani insan benim sözüm dinlensin. Herkes beni dinlesin. Neredeyse bulunduğu yerde ben baş olayım. Ben ne olayım? Ben baş olayım. Birinci adam ben olayım. Demek. Değil mi? Bu her yerde olur yani. En ufak yerden en büyük yere kadar ne yapar? Yani illa böyle değil mi? Riyaset deyince böyle devlet reisi, başbakan, cumhurbaşkanı kısıtlıdır yani. Buna olacak insanlar nedir? Yani kalkıp da şimdi burada kimin kalbinde ben başbakan olayım sevgisi var? Doğru mu? Var mı öyle bir şey? Değil mi? Yani cumhurbaşkanı olayım. Belki küçükler, çocuklarda olabilir yani. Çocuklarda bazen öyle oluyor. Ben büyüyünce cumhurbaşkanı olacağım falan diyor. Bir tane var bizim akraba. Soruyorlar ne olacağım büyüyünce? Cumhurbaşkanı olacağım. Olabilir belki küçüklerde. Hani o küçük ama değil mi? Bizim için öyle bir şey yok. Bizim için ne var? Bulunduğun yerde, senin için bulunduğun yerde ben baş olayım. Bulunduğun ortamda artık nerede çalışıyorsun veya bir yerdesin. Birinci adam ben olayım. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Baş olmak, önde bu sevgisi. Bu, olabilir. Sana verilebilir. Vazife verilebilir. Vazife verildiği zaman ne yapacaksın? Onu yapmaya çalışacaksın. O ayrı mesele. Hani biz hep söylüyoruz mesela. Bir şey istemeyin. Vazife çocuklara söylüyoruz. Görev istemeyin. Görev istenmez. Görev ne yapılır? Verilir. Hocam ben şunu yapayım. Hocam ben şunu... Zaten ne yapıyor? Hocam bakıyor sana yani. Sen neyi yaparsın, neyi yapamazsın, neye uygunsun? Seni tartıyor, veriyor sana. Mevla da öyle. İşleri Mevla'ya bırakırsak Mevla çok güzel yerli yerinde yapıyor işi. Yerli yerinde görev, herkese ne yapıyor vazifesini? Mevla veriyor zaten. Sen yeter ki kendini araya sokma, nefsini araya sokma. Kalbinden böyle bir şey geçmesin. Mesele bu. Sen ne yapma? Kendinden aradan çıkarsan, aradan çıkar. Hiçbir şey istemesen. Mevla ne yaparsa Mevla güzel yapar. İşte bu kulun kalbinden çıkan en son sevgi riyaset sevgisiymiş. Zaten bu ubudiyetin nesi? Zıttı. Kulluğun nesi bu? Zıttı. İşte onun için en yüksek makam ne oluyor? Tevazu makamı oluyor. Bu yolda ulaşılacak en yüksek makam ne? Tevazu makamıymış. Peki bizim anladığımız tevazu değil mi? Tevazulu insanlar var. Tevazu yapıyoruz bazen, gösteriyoruz. Buyuruyor ki işte sen öyle her tevazuyu tevazu zannetme. O nedir? O riyakarlıktır. O dal kavukluktur buyuruyor. O nedir? Dal kavukluk. Gösterişçilik. Temelluk diyor. Temelluk. Yetemellaku. Herkes talep ettiği şeye göre yağcılık yapar. Herkes ne yapar? Tevazu yapmaz. Hani boynunu büküyor. Canım cicim tamam mı böyle? Efendim ağam paşam diyor ama ne için diyor? Ondan talep ettiği bir şey var. Veya kendisinden talep edeceği, karşısındakinin kendisinden talep edeceği şey miktarınca. Senden bir şey isteyecek. Senden bir şey isteyecek ya da sen ondan bir şey isteyeceksin. Ya sen ondan bir şey talep edeceksin, işte bunun miktarınca, veya o senden bir şey talep edecek, onun miktarı fazla talep etmesin, az talep etsin. Tamam mı? Ben ondan çok bir şey talep edebileyim, o benden az bir şey talep etsin. Herkes bunun için ne yapıyor? Tevazu yapıyormuş gibi gözüküyor ama aslında neymiş o? Yağcılık, temelluk. İşte onun için tevazu nedir? Öyle kolay bir iş değildir. Hakiki tevazu kolay bir iş değildir. Kime Mevla nasip ediyordu? Kime? Nebilere ve sıddıklara Mevla nasip ediyor. Hakiki tevazuyu. Mevlam nasip etsin arkadaşlar. Mevlam ikram eylesin. İşte insan dikkat edecek, kendine ayar. Çok acayip şeyler var yani. Böyle çok tehlikeli şeyler var. Mesela hadis-i şerifte geçiyor. Kim bir kişiye zenginliğinden dolayı tevazu gösterirse dinin 3'te 2'si miydi? Dinin 3'te 2'si gider. Büyük ihtimal öyle olması lazım. Yani tam kesin söylemeyin. Yani sen ne yapıyorsun? Zenginliğinden dolayı böyle. Tamam mı? Veya işte sahip olduğun makam, mevki için ne yapıyorsun ona? Tevazu gösteriyorsun böyle. Eğilip bükülüyorsun. Çok tehlikeli. Dinin çoğu gider buyuruyor Peygamberimiz. Zenginliğinden dolayı bir kimse. İnsan kendini kontrol edecek, dikkat edecek. Dikkat edecek. Bir menfaat için ne olmayacak? Olmayacak. Yani bir menfaat için olduğu zaman o işte temalluğa giriyor. Tamam mı? Arasındaki fark neydi tevazuyla? Geçen ders anlatmıştık biraz. Tevazuyla temelluk arasında. Tevazuyla temelluk. Temelluk. Yağcılık, tamam mı? Bir menfaatten dolayıysa, dünyevi bir menfaatten dolayıysa ne olur? O yağcılıktır. Yani uhrevi bir menfaatten dolayı olursa bu caizdir. Mesela işte diyor ki insan hocasına yağcılık yapabilir diyor mesela. Talim-i talimde geçiyor. Bazı yerlerde geçiyor. İnsan hocasına yağcılık yapabilir. Ne için yağcılık yapar insan hocasına? Değil mi? Maddi menfaat için değil. Ne için? İlim için, değil mi? Daha çok benimle ilgilensin. Daha çok beni sevsin. Bana ilim versin. Misal. Mesela bu geçiyor. Ha, bu caizdir. Ama hakiki tevazu bu değildir. Hakikisi bu işin nedir? Sırf Mevla için. Karşındaki Mevla'nın kulu. Benim Rabbimin kulu. Tamam mı? Benim Rabbimin kulu diye tevazu gösterirsen ve öyle kibar olursan, güzel davranırsan, güzel konuşursan bu ne olur? Bu en güzeli. Aliül Ala olur. Bu gerçek tevazu olur. Tabi artık kalp işi var arkadaşlar. Kalp işi. Yani çok acayip bir şey. İnsan mesela çok böyle, bazı insan çok kibirli gözükür. Çok böyle kasılıyor gözükür. Halbuki o öyle değildir. Kalbinde öyle bir şey yoktur. Kalbinde büyüklenme yoktur. Bak. Görünüşte kibir, bu adam kibirli dersin ama kalp önemli. Kalbinde yoktur. Belki başka bir sebepten dolayı. Tamam mı? Bazı adam vardır böyle çok böyle tevazu ve çok yumuşak tevazulu. Halbuki ne için? Dedik ya, anlattığımız şekildeyse bak. Zahirde baktığın zaman biri kibirli gibi gözüküyor, biri tevazulu gibi gözüküyor ama halbuki ne? Tam tersi. Bak, böyle durumlar olabilir. Böyle muhafaza eylesin arkadaşlar böyle durumlarda. Yani hakiki tevazuya eriştirsin. Evet. Ya bu geçen dersin mevzusuydu. Şimdi evet. Ruviye. Rivayet olundu. Enne Lokmane. Burayı da biraz okumuştuk. Bu kısa yarım kalmıştı. Lokman Aleyhisselam hikmetin verilmesini anlatıyor. Nasıl hikmet verildi? İlk. Kâne nâimen nısfen nehâri. Gündüzün ortasında yatıyordu, uyuyordu. Lokman Aleyhisselam. Fenûdiye ya Lokman'ı. Hatif'ten bir ses geldi. Nida olundu. Ey Lokman! Helleke en yec'alekallahu halifeten fil arz. Sen ister misin Allah seni yeryüzünde halife kılsın? Gayipten bir ses geldi Lokman Aleyhisselam uyurken. İster misin Allah seni yeryüzünde halife yapsın? Yani hakim yapsın, halife yapsın. Tamam mı? Hükmedecek. Böyle bir şey ister misin? Ve tahkume beynen nas bil hak. Hakla insanların arasında hükmedesin. Böyle bir şey ister misin? Fe ecabe savte. Bu sese cevap verdi Lokman Aleyhisselam. Fekale in hayyereni rabbi, bak. Dedik ya Mevla. Lokman Aleyhisselam öyle yapıyor. Mevla'ya bırakıyor. Eğer Rabbim beni muhayyer kılarsa, yani bana seçme hakkı verirse, kabiltul afiyete ve lem ekbelil bela'e. Yani ben afiyeti kabul ederim. Belayı kabul etmem. Mevla eğer bana seçme hakkı veriyorsa, hani bunu Mevla bana bir hak veriyorsa, ben afiyet isterim, bela istemem. Yani bu belalı bir iş. Sıkıntılı bir iş. Değil mi? Bak riyaset dedik değil mi? Burak istemeyi Lokman Aleyhisselam ne yapıyor? İstemiyor. Bak kulun kalbinden en son çıkan şey riyaset. Bak burada ne diyor? Halife yapacak seni yeryüzünde. Sana hüküm verecek. İnsanlar arasında hükmedeceksin. Sen ne dersen o olacak. İstemiyor. Burak kalbinden istemeyi, teklifi bile ne yapıyor? Reddediyor. Ben afiyet isterim. Bela istemem. Ben başıma iş alamam. Yani arkadaşlar bak Mevla böylelerine veriyor zaten. Dedik ya Mevla veriyor. Mevla böylelerine veriyor zaten. İstemeyene veriyor Mevla Teala. İstersen bela. İstersen başına bela alır. Bil ki başına bela alıyorsun. Bir şey istiyorsan iyi olsun. Yani şerli gözüksün veya hayır gözüksün. Bir şey istiyorsan sen başına bela alıyorsun. Evet. Hayırlıysa, hep duada da öyle diyoruz değil mi? Ya Rabbi hayırlı, hep hayırlı. Hayırlı şifa ver, hayırlı mal ver, hayırlı rızık ver. Hep hayır, hayır. Ama ya Rabbi ver, sadece ver, sadece ver. Allah muhafaza. Ya Rabbi dünyada ver. Değil mi? İnsanlardan bazısına der, ya Rabbi bize dünyada ver. Bize dünyada ver. Ahirette hiçbir nasip yoktur buyuruyor Mevla Teala ayet-i cellede. Bazıları der ki Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bu ayetin gerisinde Rabbena okuyoruz ya. Bunun gerisinde Mevla diyor ki kimisi var ki insanlardan bazısı var ki der ki ya Rabbi ver. Dünyada ver. Ahirette bir şey istemiyor. Dünyada ver ya Rabbi. Hayır da iyi de istemiyor. Ver ya yeter ki ver ya Rabbi. Yani öyle acayip şeyler var. Ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi şu kadar mal ver, şunu ver. Bunu. Ya hayırlısını istediyorlar, ya versin de diyor. Hayır, bakarız hayırlısına, şerlisine diyor adam. Ya versin de diyor, zengin olayım da diyor yani. Hayırlı mı şerli bakarız diyor yani. Allah muhafaza. Bunu böyle yani doğrusu Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Dünyada hayır isteyeceğiz, iyilik isteyeceğiz, ahirette iyilik isteyeceğiz. Asıl ahirettir zaten de dünyada da istiyoruz. Ya Rabbi dünyada da afiyet ver, ahirette de afiyet ver. Lokman Aleyhisselam kabul etmiyor. Onu kabul etmiyor. Eğer diyor ve in azem aleyye ama eğer Mevla kesin bana bunu ey cezeme ki Mevla bana kesin bunu cezmettiyse veya burayı ibare okumayalım vakit geçmesin. Mevla bunu kesin bana verdiyse, verecekse fesem'an ve daaten. O zaman başım gözün üstüne. İşittik, itaat ettik. İşitmek, itaat etmek bize vardır. Müslümanın hali bu zaten değil mi arkadaşlar? Mevla bir şeyi Mevla verdiği zaman ya Rabbi senden geldi. İtaat ettik demek. Böyle buyuruyor. Ve buyuruyor ki ben biliyorum ki eğer bana bir şey yaparsa Mevla bana yardım eder. Bak ben böyle yaparsam Mevla'ya bırakırsam işi Mevla bana yardım eder. Öbür türlü bak dedik ya kendini araya sokarsam Mevla yardım bırakır. Mevla İyi bakalım kum. Sen madem seçtin bunu sen yap bakalım. Becerebiliyor musun? Allah muhafaza. Mevla böyle der. Böyle muamele eder yani. Böyle der derken Mevla Teala lisanı yani bu hal. Mevla böyle muamele eder. İyi bakalım kulum. Seni seçtiğin yolda ne yapıyoruz? Nüvellihi ma tevella. Madem sen bu yolu seçtin. Nüvellihi ma tevella. Döndüğün tarafa doğru git. Döndüğün tarafa ne yaparız? Seni çeviririz. Allah muhafaza. Eğer o yol yanlış bir yolsa devamında ve nuslihi cehennem var yani. O zaman seni cehenneme sokarız. Döndüğün tarafa gidersen o tarafa seni bırakırız ama cehenneme girersin. Allah muhafaza. Yani sıkıntı. Eğer Rabbim bana bunu yaparsa, bana bir şey yaparsa bana yardım eder. Beni korur. O zaman melekler dediler ki ey Lokman niye böyle diyorsun? Melekler dediler ki niye böyle diyorsun? Yani Mevla sana böyle bir şey sana nimet verecek. Niye böyle diyorsun? Melekler sordular. Dedi ki, buyurdu ki çünkü hakimlik, hükümranlık çok şiddetli bir iştir. Çok kederli bir iştir. Çok sıkıntılı bir iştir. Bunun altından kalkılmaz. Zordur yani. Bunu zulüm kaplar. Her taraftan zulüm kaplar. Hakim olmak, hükmetmek. Birazcık haktan saptın mı Allah muhafaza. Evet böyle dediler melekler. Böyle sorunca Lokman Aleyhisselam böyle cevap verdi. Bu iş zor bir iştir. Eğer yani tamam hakimlik tamam zordur ama eğer kişi isabet ederse febil hariyi uygun olan en yencu kurtulur. Yani eğer hakim gerçekten adalette hükmederse hak yoldan sapmazsa Onun için layık olan nedir? Kurtulmasıdır. Ve in ahta, ama eğer hata ederse ahta tarikal cenneti, hata ederse, şaşırırsa, şaşırdığı şey cenneti kaybettirir ona. Cenneti kaybeder. Ve in ahta ahta tarikal, cennetin yolunu kaybeder. Kim dünyada zelil olursa ve men yekun fid dünya delilen hayrun min en yekune şerifen. Burada kalmıştık herhalde. Ve men her kim yekun fid dünya, dünyada olursa delilen, bir kimse dünyada zelil, hakir, zayıf, fakir. Bak zelilin altına hepsi giriyor. Kim dünyada fakir olursa hayrun min en yekune şerifen, böyle şerefli, tamam mı? Makam sahibi, şerefli, zengin, kadr kıymet sahibi olmasından daha iyidir. Yani dünyada arkadaşlar zelil olmak, zayıf olmak, fakir olmak her halükarda kârdır. Her halükarda nedir? Kârdır. Çünkü yani mümin, gerçek Müslüman isyan etmez. Bak, gerçek Müslümandan bahsediyoruz. Gerçek Müslüman isyan etmez. Yani diyor hadis-i şerifte, başına bir sıkıntı gelse Müslümanın hali acayiptir. Başına bir sıkıntı gelse sabreder. Sabredecek. Bir nimet gelse şükreder. Yine kazanır. Bak kafir tam tersi. Kafir dünyada iyi olsa, rahat olsa, zengin olsa hep sıkıntı. Onu daha çok azdırır ve ahirette cezası daha çok ne yapar? Büyür. Yani ne kadar dünyada kafirler zaten cehennemde, ama böyle çok rahat bir kafir, sıkıntı çekmeyen bir kafir, ahirette azabı daha çok. Hepsi cehennemde, ama ne kadar çok dünyada böyle rahatlık gördüyse, ne kadar çok böyle değil mi, imkanlar, nimetlerden istifade ettiyse kafir için hep sıkıntı. Kafir o kadar ahirette azabı çok olacak. Müslümanın her hali hayırdır. Yani dünyada, hatta ayet-i celilde geçiyor estağfirullah. Tilke darul ahiretü nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada. İşte bu ahiret yurdu var ya, bu cennet, ahiret yurdu var ya, biz onu nec'aluha lillezine la yuridune, yani dünyada üstünlük, ulu, yücelik istemeyen kişilere verdik. Kılacağız. Uluven fil ardı ve la fesada. Fesat da istemeyen. Fesat istemeyen anlıyoruz. Tamam, fesat çıkarmasın, fesat istemesin. Bir de ne? Üstünlük de istemesin. Ben üstün olayım, ben zengin olayım, ben şöyle olayım, ben böyle olayım, ben rahat olayım. Dünya böyle. Rahatlık yeri diye bakılıyor. Yani rahatlık tamam isteriz. Ama dünyada ne kadar rahat, ahirette o kadar sıkıntı. Dünyada ne kadar rahat, ahirette o kadar sıkıntı. Yani onların şükrünü eda etmek, o nimetlerin şükrünü eda etmek. İşte bu mevzu zaten şükür. En şükür lillah. Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik, şükretsin diye. Şükretsin diye, şükretmek. Bak hikmet, büyük bir nimet. Lokman Aleyhisselam Mevla Teala niye vermiş? Şükretsin. Dünyada ne kadar çok nimet var, şükrü o kadar zor. Kim dünyada zelil olursa bilsin ki şerefli olmasından, üstün olmasından daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Şimdi ve men yahteri dünya. Kim dünyayı seçerse adel ahireti, ahirete mukabil. Kim ahireti bırakıp dünyayı seçerse, acayip ibare. Yani büyük ihtimal ibare böyledir. Yani başka bir vecih bulamadım. Teffethü dünya. İşte burayı okurken arkadaşlarla, işte ben not almamışım buraya da, büyük ihtimal böyledir. Teffethü dünya. Dünya onu tükürür. Yani bu çok böyle veciz bir ibare oluyor. İşte başka bir vecih olabilir. Teffethü dünya. Büyük ihtimal böyledir. Dünya onu tükürür. Kim dünyayı, ahireti bırakıp ahirete mukabil dünyayı tercih ederse, dünya ne yapar onu? Tükürür. Atar. Dünya ona ne yapmaz? Fayda vermez yani. Dünya ondan uzak olur. Dünyası da berbat olur yani. Ne olur? Dünyası da berbat olur. Ahiret zaten berbat. Zaten ne yaptı? Ahireti zaten bıraktı. Ahireti bıraktı, dünyayı seçti. Dünyayı seçti ama hani yani seçtiği şey bir şey ne yapmadı? Yaramadı. Yani bari dünyası güzel olsa, değil mi? Hani dünyayı seçtin, bari hani ahireti bıraktın, dünyayı seçtin. Hani dünyası bari güzel olsun. Hani vursun, oynasın, zıplasın, Kafasına göre yaşasın. Hani dünyası güzel olsun. Ahirette zaten azap. Ahiret zaten bitmiş. Yok. Tamam mı? Ama öyle de olmaz yani. Öyle bile ne yapmaz? Olmaz. Hakikaten böyle arkadaşlar yani. Bakın. Hakikaten böyle yani. Ahireti tercih edenler bakıyorsun dünyası da güzel. Dünyası da rahat. Yani bu sadece bu rahatlık hani böyle canın istediğini yapmak değil arkadaşlar. Yani bu canın istediğini yapanlar çok rahat değil yani. Öyle mi? Canın istediği her şeyi yapıyor. Böyle sen de imleniyorsun, böyle bakıyorsun ya adam oraya gidiyor, buraya gidiyor, geziyor, tozuyor. Halbuki bir baksan, gerçekten böyle baksan ona, hayatına böyle baksan, rezillik yani. Rezillik. Ne sıkıntıları var, ne psikolojik sıkıntıları var, ne bulanımlarda. Bilmiyorsun sen, sadece bakıyorsun böyle. Bir de böyle onların böyle güzel taraflarını, değil mi? Gösteriyorlar böyle. Cahçaflı böyle. Güzel hayatlar böyle işte böyle. Villalar, evler, yatlar, katlar, arabalar böyle takılıyorlar. Ama bir baksan böyle, bakın böyle hayatlarına böyle okuduğun hayatlarına bakın mesela böyle insanların böyle göz önünde olan insanların çok böyle sıkıntıları var. Çok böyle acayip böyle hepsinin dertleri var, sıkıntıları var. Rahat değiller yani. Dünya böyle sadece madde değil, maddeden ibaret değil. İnsanın ruhu da var. Ruhunun da rahat olması lazım. İşte bu elhamdülillah bu bizim anlattığımız mevzular insanın hem dünyasını, hem ruhunu, hem bedenini rahat ettiriyor. Bedenen rahat ediyorsun. Kardeşim içki içmiyorsun, bedenen rahatsın, aklın, beynin rahat. Değil mi? Vaktini biliyorsun, kalktığın saati biliyorsun, yattığın saati biliyorsun değil mi? Yani sadece bunlar bize bir böyle yük olarak algılamayın yani. Bu vazifeler, 5 vakit namaz, bu haramlardan sakınmak, bunlar bizim dünyamızı da mamur ediyor, ahiretimizi de mamur ediyor. Şimdi bir hadis-i şerifte geçiyor. Men kânetil ahiretü. Buraya çok muvafık yani. Çok önemli bir hadis-i şerif. Men kânetil Tirmizi'nin rivayetinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Enes radıyallahu anh'tan olması lazım. Men kânetil ahiretü hemmehu. Kimin derdi ahiret olursa. Mevzumuz ne şimdi? Kim dünyayı bırakıp ahireti bırakıp dünyayı tercih ederse. Peygamberimiz ne buyuruyor? Kimin derdi ahiret olursa. Dünya değil. Tam tersi. Kimin derdi ahiret. Derdi, amacı ne? Ahiretini kurtarmak, ahiretini mamur etmek. Kimin derdi ahiretse, cealallahu gınahu fi kalbihi. Allah Teala onun kalbine zenginlik verir. Allah onun kalbine ne yapar? Zenginlik verir. Ve cema'alehu şemlehu, onun işlerini toparlar. Dünya işlerini toparlar. Ve etethü dünya ve hiye râgime. Dünya boynunu eğer onun peşinden gelir. Burada ne yapıyordu? Dünya onu tükürüyordu, atıyordu affedersiniz. Burada ne yapıyordu dünya? Dünya onu tükürüp atıyordu. Bu kişi de Peygamberimizin buyurduğu derdi ahiret olan, gayesi ahiret olan kimse Mevla onun kalbine zenginlik verir. Kalbi zengin. Kalbi zengin. Kendisi ne kadar zengin olursa olsun. Adamın kalbi fakir. Adamın aklı, beyni fakir. Değil mi? Yiyemiyor, içemiyor. Dağıtamıyor. Allah Teala onun kalbine zenginlik verir. Onun işlerini toparlar. Dünya ona boynunu eğer peşinden gelir. Dünya onun peşinden gelir. Tersi ve men kânetid dünya hemmehu. Kimin derdi dünya olursa tam tersi, tam zıttı. Cealallahu fakrahu beyne ayneyhi. Allah Teala onun iki kaşının arasına fakirliği yazar. Ya adam derdi günü ne? Dünya. Dünya için yatıyor, dünya için kalkıyor. Gece gündüz dünya düşünüyor ama Mevla ne yapmış onun? İki kaşının arasına fakirliği yazmış. Buraya fakirlik yazılmış bir kere. Artık kurtuluş yok. Cealallahu fakrahu beyne ayneyhi. İki kaşının arasına Mevla fakirliği yazar. Ve ferraka aleyhi şemlehu. Onun işlerini dağıtır Mevla. Ya o toparlamaya çalışıyor. Mevla ne yapar? Mevla dağıtır. Değil mi? Adam bir köşeye dönsek diyor yani. Bir toparlasak diyor şu işleri diyor. Ama o işler bir türlü ne olmuyor? Bir türlü toparlanmıyor yani. Bir türlü toparlanmıyor. Ya şu işleri bir toparlayayım işte. Namaza başlayacağım. Şu işleri bir toparlayayım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O işler bir iki toparlanmayacak yani. Mevla ne yapıyor? Seni dağıtıyor. Haberin yok. Hep böyle değil mi? Şu olsun, şunu yapayım, işte başlayacağım. Şunu yapayım, başlayacağım. Şu işleri toparlayayım, ne yapacağım? Başlayacağım, namaza başlayacağım, sohbete başlayacağım, şunu yapacağım. Halbuki Mevla ne yapıyormuş? Mevla dağıtıyormuş. Ve lem ye'tihi mined dünya. Hani dünya için uğraşıyordu ya, derdi tasası dünyaydı ya. Velem yetihi mine dünya, dünyadan ona gelmez. İlla ma kuddire lehu. Ne kadar takdir olunduysa dünyadan da o kadar kazanacak. O kadar uğraştı ama zaten ne olacak? Ne takdir olunduysa ne yapacak? O başına gelecek. Onu kazanacak dünyadan. Mevla derdi ahiret olanlardan eylesin arkadaşlar. Amin. Hani bak bu hep kalp işi ha. Bak bunlar hep kalp işi yani. Dedim ya zahire bakmak. Zahir adam çok zengindir. Malı mülkü vardır. Ya baksana çok dünyacı adam. Bunlar hep yanlış sözler yani. Bu önemli değil yani. Malı mülkü olması, kalbi önemli. Onu da bilemeyiz zaten biz değil mi? Ama öbür taraftan bakarsın adam böyle gece gündüz ibadet, gece gündüz böyle zikir, fikir. Ama ne var kalpte? Kalpte dünya var. Yani bilemezsin bak, bilemezsin. Kimseyi bilemezsin bak. Biz buna zahire bakmıyoruz. Yani bir zenginlik kötü şeydir, mal mülk sahibi olmak kötü şeydir demiyoruz. Biz ne diyoruz? Kalp. Senin derdin ne? Zaten öyle oluyor zaten. Çoğu insan böyle derdi olmayan insanlar bakıyorsun Mevla veriyor da veriyor. Veriyor da veriyor. Hiç derdi yok Mevla veriyor. Bir şeyler çıkarıyor. Bir vesileler oluyor. Bir şeyler bir araya geliyor. Bakıyorsun adam köşeyi dönüyor. Ama öbür tarafta adam gece gündüz uğraşıyor, didiniyor. Rızık zaten belli. Takdir olunan rızık belli. O gelecek sana. Hiç çırpınmana gerek yok yani. Sen vazifeni yap. Çalış. Bak çalış. Ahiretini kenara atmadan ne yap? Vazifeni yap. Dünyanın için çalış. Ama mesele dünyayı, ahireti kenara atmak. Ahireti tercih etmemek. Tercih hakkı mesela. İkisi çatıştığı zaman, çakıştığı zaman, dünya ile ahiret çakıştığı zaman ne yapmak? Ahireti tercih etmek. Mevzu bu. İkisi de çoğu zaman çakışıyor da. Hani ikisini idare edebiliyorsan et. Sıkıntı yok. Evet. Kim dünyayı seçerse ahireti bırakıp dünya onu tükürür. Ve la yusibul ahirete, ahirete de isabet edemez. Facibetil melâiket. İşte buradan sonra melekler şaşırdı. Lokman Aleyhisselam buyuruyor bunları, tamam mı? Bu sözleri Lokman Aleyhisselam buyuruyor. Yani melekler şaşırdı. Min husnü mantıkihi, onun mantığının yani böyle düşüncesinin güzelliğinden. Sümmenâme. Yani melekler şaşırdı. Bak kabul etmedi. Hakimliği kabul etmedi. Sonra böyle böyle sözler söyledi. Hikmetli sözler söyledi. Melekler şaşırdı. Sonra Lokman Aleyhisselam bir daha uykuya daldı. Uhra. Fe'utiyel hikmeti. Ondan sonra hikmete verildi. Uykusunda verilmiş yani. Uykusunda verilmiş. Fentebehe. Uyandı. Ve huve yetekellem bi. Bir de uyandı. Bak kalktı ki ne yapıyor? Hikmetle konuşuyor. Hikmetle. Mevla arkadaşlar. Mevla her şeye kadir. Mevla her şeye kadir. Uyudu, uyandı, ne yaptı? Hikmet sahibi oldu. Olur mu? Olur kardeşim. Mevla istedi mi ne yapar? Mevla verdi mi olur. Ha Mevla seçer. Mevla seçer. Senin gayretine bakar. Sendeki kabiliyete bakar. Tamam mı? Yani bu yat aşağı demek değil. Yat aşağı Mevla sana. Hani yat aşağı bir kalkarsın hafız olursun. Öyle bir şey yok. Mevla çalışana veriyor. Tamam mı? Evet. Bundan sonra hatta burada Farisi beyit var. Diyor ki yani Lokman Aleyhisselam öyle Mevla'nın razı olduğu bir kul oldu ki Mevla ona hikmet verdi. 10.000 tane hikmetli söz rivayet olundu ondan. Hepsi de her biri o 10.000 tane hikmetten her biri dünya değerinde. Hepsi dünya değerinde. فَانْظُرْ اِلٰى قَابِلِيَتِهِ وَحُسْنِ اسْتِعْدَادِهِ. İşte bu Lokman Aleyhisselam'ın kabiliyetine, onun bu güzel kabiliyetine bak. لِحُسْنِ حَالِهِ مَعَ اللّٰهِ. Şartı yani bu güzel hali Allah ile güzel oldu, arası güzel olduğu için verilmiş. Buradaki püf nokta ne? Mevla ile arası güzel olması. Onu söylüyor. Mevla ile arasını iyi tuttu. Bak şimdi misal veriyor, tersini misal veriyor. Ve Ümeyye bin Ebi's-Salt diye birisi var. Ümeyye bin Ebi's-Salt. Ellezî, bu kişi kâne ye'mule en yekûne nebiyyen nebiyyun ahir. Ahir peygamber olmayı, ahir zaman peygamberi olmayı istiyordu bu. Peygamberimizden öncedir büyük ihtimal, cahiliyet döneminde. Bu kişi ne yapıyordu? Ümeyye bin Ebi's-Salt. Bu kişi hani ahir zamanda peygamber gelecek, o ben olayım. Ona ben peygamber olayım. Riyaset. Böyle bir emeli vardı, isteği vardı. Nebiyye ahiriz zaman. وَكَانَ مِنْ بُلَغَائِ الْعَرَبِ Arapların böyle beli, güzel konuşanlarından, böyle fasih konuşanlarındandı. فَاِنَّهُ نَعْمَ نَوْمًا نَعْمَ يَوْمًا O da aynı Lokman Aleyhisselam gibi bir gün uyudu. Hani Lokman Aleyhisselam uykuda verildi ya hikmete. فَاَتَاهُ Buna da bir tane kuş geldi. فَاَتَاهُ طَائِرٌ وَاَدْخَلَ مِنْ قَارَهُ ف۪ي ف۪يهِ Gagasını onun ağzına soktu, affedersiniz. Uyurken ne yaptı? Bir tane kuş geldi, gagasını onun ağzına soktu. فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ Ne zaman ki uyandı, نَسِيَ جَمِيَ عُلُومِهِ O bütün ilimleri unuttu. Çok ilimliydi ya, ilim sahibiydi bu kimse. Bak Lokman Aleyhisselam hiçbir şey yoktu. Uyudu, uyandı, hikmet sahibi oldu, ilim sahibi oldu. Bu kişi çok ilim sahibiydi. Çok böyle fasih konuşan, çok güzel konuşan hatip birisiydi. Bir uyudu, bir kuş geldi, ağzına gagasını soktu, çıkardı, bir uyandı, hepsi, her şeyi unuttu. Niye? İstiyordu. Hani Lokman Aleyhisselam'ın illeti neydi? Hikmete verilmesi, Mevla ile arasını iyi tutmuştu değil mi? Mevla ile arayı iyi tutmuştu. Bu tam tersi, iyi tutmadı Mevla ile arayı. İlim sahibi olabilir ama Mevla ile arasını iyi tutmadı. Var şimdi arkadaşlar, şimdi gırla. Adamlar konuşuyorlar, ahkam kesiyorlar. Mevla ile aran iyi değilse kardeşim, hepsi boş. فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ نَسِيَ جَمِيعَ عُلُومِهِ Bütün ilimleri unuttu. لِسُوءِ حَالِهِ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Teala ile hali kötüydü. Allah ile arası kötüydü yani. Allah ile arası kötü olduğu için bütün ilimlerini unuttu. Yani bak tersini misal veriyor. Lokman Aleyhisselam tamam, güzel ama tersi Mevla ile aran kötüyse her şey gidebilir yani bir gün. Allah Teala muhafaza eylesin arkadaşlar. Mevla'nın elindeyiz yani. Her şey Mevla'nın elinde. Mevla akıtıyor, Mevla kısıyor, Mevla akıtıyor, Mevla döşüyor, Mevla kısıyor. ثُمَّ نُودِيَ دَاوُدُ بَعْدَ لُقْمَانَ Evet. Şurayı bitirelim inşallah. Sonra Davut Aleyhisselam Lokman Aleyhisselam'dan sonra aynı Lokman Aleyhisselam'ın başına gelen bu kıssa, hani uykuda nida olundu ya, Davut Aleyhisselam'ın başına da geldi. Daha önceki derslerde geçmişti değil mi? Davut Aleyhisselam'la Lokman Aleyhisselam aynı zamanda yaşadılar. Hatta Davut Aleyhisselam peygamberlik verildi. Lokman Aleyhisselam köşeye kenara çekildi. Daha bana ihtiyaç yok dedi. Artık peygamber var. Bana ihtiyaç yok. Bak, vazife yapıyordu vazife. Vazife olduğu için yapıyordu. Artık benim vazifem bitti dedi, kenara çekildi. Ama Davut Aleyhisselam'ın aralarında böyle işte böyle bir şey var. Lokman Aleyhisselam'dan sonra Davut Aleyhisselam'a da aynı şey oldu. Ona da böyle uyurken nida olundu. Fekabileha. O hemen kabul etti. Felem yeşterit meşterada Lokman. Lokman Aleyhisselam'ın şart koştuğu şeyleri ne yapmadı? Hiç şart koşmadı. Lokman Aleyhisselam ne şart koşmuştu? Demişti ki ben belayı kabul etmem. Mevla bana seçme hakkı verdiyse ben kabul etmem. Ben afiyet isterim. Ha Mevla kesin bana bunu takdir ettiyse başım gözüm üstüne. Ama ben kabul etmem. Ben istemiyorum. İstemedi. Ama Davut Aleyhisselam ne yapmış? Allah'ın peygamberi tabii yani. Şimdi Davut Aleyhisselam burada değil mi? Ama Davut Aleyhisselam kabul etmiş. Davut Aleyhisselam kabul etmiş. فَوَقَعَ مِنْهُ Onun için, bundan dolayı böyle şartsız kabul ettiği için فَوَقَعَ مِنْهُ بَعْضُ زَلَّاتِ Ondan bazı zelleler sudur etti. Bazı zelleler. Yani peygamberler için böyle bir şey hata yani böyle şeyin tersi yani işte dikkatli konuşmak lazım. Zelle ayak sürçmesi demek, tamam mı? Zelle böyle tökezlemek yani. Bazı böyle tökezlemeler, bazı böyle zelleler. Tamam mı? Peygamberler için zelle diyoruz. Vaki oldu. Mesela bak Yusuf Aleyhisselam değil mi? Bir söz söyledi mesela. Ne yaptı? Zindana girdi bak bir sözünden dolayı. Neydi o söz? Yusuf Aleyhisselam hani 2 kişi vardı ya hapisten çıkacak. İşte bir rüya gördüler uzun kısa. Orada ne yaptı? Dedi ki efendinin yanında beni hatırla, beni zikret. O bir tanesi. Kurtulacak olana dedi ki efendinin yanında hani şeyin yanına çıktığın zaman kralın yanına çıktığın zaman beni hatırlat ya böyle zindanda böyle birisi var. Mevla sitem etti. Sen nasıl ben varken hükümdara güvenirsin? Yani büyük insanların, peygamberlerin arkadaşlar en ufak bizim için bir şey olmayan şeyler peygamberler için ne oluyor? Günah oluyor. Peygamberler için günah yok da hani masumdurlar. Onlar için zelle oluyor. Tamam mı? Bizim için hiçbir şey olmayan şeyler büyük makamdaki insanlar için zelle oluyor. Biz yapsak bir şey olmaz ama onlar yaptığı zaman Mevla sitem ediyor. Davut Aleyhisselam da böyle şeyler ne oldu? Mesela Yine geçmişti sohbetlerde. Davut Aleyhisselam oğlu kim? Süleyman Aleyhisselam değil mi? Meşhur Süleyman Aleyhisselam. Yani hükümdar. Mesela Davut Aleyhisselam bir şeye hükmetti. Sonra Süleyman Aleyhisselam çocuktu. Dedi ki baba dedi, babacığım dedi, böyle yapsak daha iyi olur dedi mesela. Onun dediği çıktı. Onun dediği, yani onun iştihadı çıktı. Neydi? Adam bir tanesini, koyunu gelmiş, tarlasını yemiş. Sonra ikisi gelmişler. Demiş ki bu adamın koyunu benim ne yaptı? Tarlamdaki ekini yedi. Dedi ki Davut Aleyhisselam al bu koyunu. Ceza olarak ne yap? Sen bu koyunu al. Ekini, tarlası heder olan kişiye. Gittiler. Dedik babacığım dedi böyle yapmasak da hani bu ağır oldu yani. Tamam onun ekinlerini yemiş ama bu ekinler tekrar büyüyene kadar bu adam bunun sütünden istifade etse daha uygun olmaz mı? Hani bunu toptan bu hayvanı almaktansa onun tarlasını toptan heder etmedi bak. Tarlayı toptan kazımadı değil mi? Sadece ne yaptı? Ekinini yedi. O ekin olana kadar bu adam bundan istifade etse de hani bu koyun toptan ona verilmese daha uygun olmaz mı dedi Davut Aleyhisselam'a. Oğlu Süleyman daha çocukken. O dedi ki doğru söylüyorsun dedi yani. Çocuğa itibar et dedi ki sen doğru söylüyorsun dedi yani. Bu çok ağır bir hüküm oldu. Öbürüne haksızlık oldu dedi yani. Hemen çağırdı onları. Dedik tamam böyle yapalım. Bak Davut Aleyhisselam mesela bak bir tanesi sohbetlerde Efendimiz Hazretimiz anlatıyor bunu. Yani bu zelle deyince bu aklıma geldi mesela. Bu olabilir belki. Bunlardan bir böyle şeyler olabilir. İşte Davut Aleyhisselam yani bu Lokman Aleyhisselam'ın şartlarını koşmadığı için ne yaptı? Bazı ondan zelleler meydana geldi. وَكَانَتْ مَغْفُولَةً Ama konuşamazsın, bir şey diyemezsin. Onlar affolundu. Onların hataları ne oldu? Affolun. Onların zelleleri Mevla affetti. وَكَانَ لُقْمَانُ يُوَازِرُهُ Yine Lokman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'a yardım ediyordu. Bir hikmetiyle, hikmetli sözleriyle, müdahaleleriyle ona yardım ediyordu. فَقَادَ لَهُ دَاوُدُ Bir gün Davut Aleyhisselam dedi ki Lokman Aleyhisselam'a تُوبَا لَكَ يَا لُقْمَانَ Sana müjdeler olsun ey Lokman. Utitel hikmete sen hikmete verildin. Sana ne oldu? Sana hikmet verildi. Ve saraftu ankel belva senden belalar ve surifet ankel belva senden belalar çevrildi. Sen hikmeti kabul ettin. Mevla senden belaları çevirdi. Evet ve o diye Davudul hilafete Davud'a hilafet verildi. Hakimlik verildi, hilafet verildi. Ve btüliye bil beliyeti vel fitneti. O belalarla, fitnelerle uğraşıyor. Kendisi için diyor yani. Sana hikmet verildi. Sen başın salim. Sen kabul etmedin. Sen şart koştun. Sen iyi yaptın. Ben ne yaptım? Ben kabul ettim. Bana hilafet verildi. Benim başım beladan eksik olmadı. Fitneden eksik olmadı. Dedi. Lokman Aleyhisselam'a. Peki arkadaşlar. Burada kalsın inşallah. El Fatiha.